Merhaba arkadaşlar, EğitimTube kanalına hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce bu şekilde eğitim ve öğrenim videoları için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir önceki dersimizde kutumuzu paletin üzerine koyup bitirmiştik. Devam ediyoruz arkadaşlar buradan. Burada kavaç sensörünü resetleyerek kutuyu paletin üzerine koyduk. Yapmasını istediğim şimdi bizim Z pozisyonunun sıfırlanması. Yine pozisyonlarımızın hepsini seçelim. Z pozisyonunun sıfırlanmasını istiyorum ben. Z pozisyonunun sıfırlanması için bizim şartımızın yine CV2 sensörünün gördüğü zaman olması lazım. Yani paletleyici hava aç ve paletleyici hızda ürün var sensörünün artık görmeyeceği için bizim buradan devam etmemiz lazım. Buradan X pozisyonunu bildiğiniz üzere en son 8.5'a kadar gelmiştik. Ben buradan hemen yine X pozisyonunu 8.5 olduğunda diyorum. Ve paletleyici hava açın kapalı olduğunda diyorum. Ne yapsın? Bizim Z pozisyonumuzu sıfır yapsın. Bu şekilde bizim Z pozisyonumuz sıfırlanacak. Sonrasında ise bizim işlemlerimizin karışmaması için bir tane kutuyu koyduktan sonra makinemizin gitmesini istediğimiz bir yer seçmek istiyorum. O da bizim Y pozisyonunun 0 olduğunda ve X pozisyonunun 2 olduğunda demek istiyorum. Yani tam burası bizim kutularımızı bitirdikten sonra makinemizin gitmesini isteyeceğimiz bir yer olsun. Bunu yapmak için yine buradan devam ediyorum. Eğer CV2 sensörü görüyorsa diyorum. Paletleyici ağızda ürün yoksa, paletleyici hava aç kapalıysa, Z pozisyonu sıfırsa Y pozisyonu da sıfır olsun. Buraya bir de X pozisyonu 8.5'ta diyelim. X 8.5'sa evet. Buralarda isimlendirelim. Paletleyici hava aç kapat kapalıysa, paletleyici ağızda ürün yoksa bu işlemleri yapsın. Daha sonra eğer Y pozisyonu sıfırsa X pozisyonunu 2 yapsın. Evet, bu şekilde bizim kutularımızı koyduktan sonra istediğimiz noktaya gelecek. Yükleyelim. Bunları kapatıyorum ve sistemi resetleyip tekrar başlatıyorum. Kutuyu aldık. Paletin üzerine koyduk ve istediğimiz pozisyona gitti. Şimdi yapmasını istediğimiz şey
paletin devam etmesini sağlamak. CV1'in önündeki paletin ise CV2'nin önünde durmasını sağlamak. O yüzden ben yine buraya geliyorum ve sistem start varsa diyorum CV2 sensörü, çünkü paletin ilerleyeceği için görmeyecek. Hemen buradan devam ediyorum yine. CV2 görmüyorsa diyorum bu sefer. CV2 sensörü görmüyorsa bizim X, Y ve Z pozisyonlarımızı sıfır hale getir diyorum. Evet, yüklüyorum. Şimdi tekrar bakalım arkadaşlar. Resetliyorum. Evet, tamam. Şimdi CV2 konverinin devam etmesini sağlayalım. Hemen main'e geliyorum tekrar. Ve burada CV2 sensörüne eğer X pozisyonu 2 ise diyorum. Y pozisyonu 0'sa Z pozisyonu 0'sa ve aynı zamanda CV3 ya da CV4'ün önünde palet yoksa diyorum. CV2 çalışsın. CV3 sensör. CV4 sensör. Yüklüyorum bunları da. Şimdi tekrar paletleyici çalışmasına gelelim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Burada bütün pozisyonları sıfıra gitmesinin sebebi benim CV2 sensörünün hareket ettikten sonra CV2 sensörü görmeyeceği için yine başlangıç pozisyonuna gönderiyorum. Başlangıç pozisyonunda burada bildiğiniz üzere Z ve X pozisyonu 0 olacağı için Y 5,5 adıma gideceği için yine bütün sistemi tekrar aynı şekilde tekrarlamasını sağlamak için böyle bir şey yaptım. Umarım anlamışsınızdır. Ben şimdi tekrar sistemi çalıştırıyorum ve sistem sorunsuz bir şekilde tekrar çalışmaya başlayacaktır. Start verdim. Evet, hareket etti. Görmüş olduğunuz gibi CV2 sensörü görmediği zaman başlangıç pozisyonuna gitti ve yine aynı şekilde sistemi tekrar edecek. Burada da asansörümüz yine aynı şekilde sorunsuz bir şekilde sırayla dizmeye başlayacak. İsterseniz herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etmek için sistemin bu şekilde tamamen bitmesini bekleyelim.
Evet arkadaşlar, sistemimiz sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.